Bismillahirrahmanirrahim. 2016 100 ara sınavı Arapça 3 soru çözümü. Soru 1 tu eyyidu fiilinin mastarı aşağıdakilerden hangisidir? Mastar ne gelir arkadaşlar? Tu eyyidu fiilinin mastarı kıyasidir. Yani ne geleceği önceden bellidir. Tu eyyidu evvela hangi babtandır? Eyyede, yu eyyidu, tu eyyidu. Eyyede mazi, yu eyyidu üçüncü şahıs gaiptir. Tu eyyidu de yine üçüncü şahıs. Yu eyyidu, yu eyyidan, yu eyyidu ne? Tu eyyidu. Yani sonuç olarak ne gelir? Eyyede, yu eyyidu, te gelir. Te yiğidun. Bu da hangi? D şıkkı olur. Diğerleri değildir. Te kiğidun olmaz. Yiğidetun. Te Yiğit etinden. Diğerleri değildir. Ne geleceği önceden belli. Eyyede, yü eyyidü, teyyid. Geleceği fiil çekiminden, bap olarak bellidir. Ben de fiil çekimlerine dair, baplara dair oldukça geniş anlatım sundum. Bu fiil çekimi, baplarla alakalı ünite, yani örnek veriyorum. Bir üniteyi 3 ayrı video ile işledim ben. Hatta yani fazla uzadı diye eleştiri yapan da oldu ama konu öyle bir konu. Konu basit bir konu değil. Anlaşılması biraz güç bir konu olduğundan üzerinde fazlaca durmuş idik. Sonuç olarak bu sorunun cevabı fiil çekimi bablarla, kalıplarla alakalıdır. Fiil çekimiyle alakalı, bablarla alakalı kendinizi yeterli hissetmiyorsanız bir tane fiil çekim kitabı alınız. Biraz fiil ezberi yapın. Aldım, yapmaya çalıştım ama metodu tam çözemedim diyen varsa videolarımızı izleyebilir. Hala bu iş olmadı diyen varsa, bu iş sarf ilmine aittir. Bina ve maksut ve izi, yani emsile diyelim en başta. Emsile, bina, maksut, izi, sarf kitapları, klasik Arapça kitapları bu işlere özel olarak tasarlanmış, yazılmıştır. Bizler de bunlarla alakalı bizzat o kitapları yani kelime kelime işlemişizdir. İçerisinde fiil çekimleri de vardır. Canlı ders kayıtlarıdır. Bazı arkadaşlara fiil çekimi de yaptırmışızdır. Kayıtlar mevcuttur. Dileyen bize ulaşabilir. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarftan oluşan şibih cümle vardır? Şibih cümle öncelikle bulacaksın ve zarftan oluşacak. Veya direkt zarfa örnek bulursan direkt ortaya da çıkabilir. Şibih cümle ve zarftan olsun. Nerede zarf var? A şıkkında ma'a zarftır. Beraber. Allah Allah nedir? Ma'a sabirine. Sabredenlerle beraberdir. Allahu yani lafzatullah. Allah kelimesi. Celle Celaluhu. Allah lafzı mübtedadır. Ma'a sabirine. Burası zarftır. Ma'a zarf. Sabirin onun mecruru. Burası bir şibih cümledir. Şibih cümle olarak haberdir. Yani haber çeşitlerinden birisi bu. Haber biliyorsunuz. Cümle olabilir, cümle ikiye ayrılır. İsim cümlesi olabilir, fiil cümlesi olabilir. Müfret olabilir, yani tek bir kelime, cümle değil. Veya ne olabilir? Veya şibih cümle olabilir. Şibih cümlede an itibariyle görüldüğü üzere zarf ve mecruru veya harfi cer ve mecruru şibih cümle iki şekilde olmakta. Zarf veya harfi cerle oluşuyor. Burada zarfla meydana gelmiştir. Diğer şıkların hiçbirinde zarf zaten yoktur. Esselamu aleyküm. Aleyküm şibih cümledir ama zarf değildir. Dolayısıyla aranan şey kesinlikle hangisidir? A şıkkıdır. 2. Aşağıdaki isim cümlelerinin hangisinde haber yanlıştır? Haber yanlıştır derken neyi kastetmiş olabilir? Yani manaca yanlışlığı olabilir, uyumsuzluk olabilir ama burada onu sormamıştır. Yani manayı bilmediğimizi varsayabilir, bilmeyebiliriz. Burada soracağı şey kurala uygunsuzluk. Mübteda ile haber arasında belirli kurallar var. Uyum var. Öyle değil mi? Hangisinde uyum kuralı çiğnenmiştir? Hangi noktalarda uyum olmalı? Öncelikle ne yaparsın? Kitabı açarsın. Şu an itibariyle tabii sınavda yapamazsın da. Neydi bu kurallar? Bir hatırlayalım. Sonra buraya girelim. İşiniz daha kolay olacaktır. Mesela nedir? El-mücitehidatu mahbubatun. Bakın kelimenin her ikisi de dik elif açık ta ile bitmiştir. Yani her ikisi de cemi müennes salimdir. Diğer söyleyişiyle uyum vardır. B şıkkı el-mücitehidune vavnun. Mahbubune vavnun yine uyum vardır. Yani her ikisi de cemi müzekker salimdir.
C şıkkına geldiğinde el kutubu kitabın kitabani kutub cemim keser yani kırıkçı olur. Nedir sonuç olarak? Çoğuldur. C şıkkına baktığımda müfidin. Müfidin nedir? Müfidin müfrettir, müzekkerdir. Dolayısıyla bir uyumsuzluk söz konusu. Buradaki el kütüp mübteda müfid haberdir. Haberin ne olması lazım? Haberin müfidetun müennes olması gerekir. Hem müfret hem müennes. Neden öyle? Çünkü kütüp kelimesi gayri akıl bir cimidir. Yani akılsız bir varlığın cimrisi. Kitabın beyni yok, zekası yok. Evet, kitapta akıllıca şeyler yazılı olabilir ama kitabın bizzat beyni yok yani. Dolayısıyla akılsız bir varlığın çoğulu şu anda görüyorsunuz. Kitap değil, kütüptür. Bir akılsız varlığın çoğuluyla karşılaşırsan onun haberini müfret ve müennes yapman gerekir. Bakıyorum müfit, müfrettir. Evet, yani tesniye değil, müfidani veya cemi değil, müfidune. Değil, müfret, tamam bu tutmuş. Peki müennes değil. Müfidetun olmalıydı. Dolayısıyla C şıkkında problem var. D'ye bakın. El müçtehidu mahbubun. Müstede müfret. Müstede haber müfrettir. E şıkkı. El müçtehidetu mahbubetun. Müstede müfret ve müennese müennes. D şıkkında ikisi de müfret, ikisi de müzekker. E şıkkında ikisi de müfret, ikisi de müennes. Uyum var yani. Aranan şık burada C şıkkı. 6 numaralı soru lehu şaribane diye devam eden ifadede mübteda aşağıdakilerden hangisi olur diyor bize. Lehu onun için vardır, ona ait vardır. Ne? Şaribani. Şeriban dedim zannedersem az önce. Şaribani. Şaribun, şaribani. Lehu haberdir. Yani hiç manayı bilmene gerek yok. Manayla alakan yok senin. Lehu, lam harfi cerhu, onun mecruru. Şibih cümle bakın. Az önce neden bahsettik? Şibih cümle zarf ve mecrur veya harfi cer ve mecrurudur. Burada harfi cer ve mecrur vardır. Cümlenin başındadır. Burası haberdir. Şariban ise müptedadır. Haber neden başa geldi ki hiç aklıma gelmezdi. Ben haberi biraz daha solda arıyordum. Belki diyebilirsiniz. Yani diyen arkadaşlar olabilir. Her şey mümkün. Burada şaribani nekre bir müptedadır. Lehu ise car ve mecrurdan oluşan şibih cümle bir marifedir yani sonuçta. Şibih cümledir. Bu durumda yani daha açık olarak söylemek gerekirse müpteda nekre haberde marife olursa bu durumda haberin müptedadan önce gelmesi vaciptir. Farz vacip gibi yani Allah'ın emri değil de vaciptir ne demek? Zorunludur manasında diyoruz burada. Zorunludur. O haberin önce gelmesi gerekir. Demek ki lehu haberdir. Şariban ise müptedadır. 3. Keyfe kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim cümlesinin haberidir? Şimdi de haber arıyoruz. Keyfe tekfurune billahi. Allah'ı nasıl da inkar ediyorlar? Şunlara bak. B şıkkı. Keyfe tesna'u esna. Keyfe nasıl tesna'u sen yaparsan esna. Ben de öyle yaparım. Keyfe halu ahike? Ahike senin kardeşin. Senin kardeşinin hali nasıl? Yani kardeşin nasıl kısaca demektir bu da. Burada nedir? İsim cümlesinin haberidir. Halu ahike. Peki burada keyfe haberdir de neden haber başta geldi? Az önce bahsettiğim gibi keyfe marife mi? Yok. Burada keyfe başta bulunması zorunlu olan bir öge olduğundan başa gelmiştir. Öyle bir durum da var. Mübteda haberin yer değişimiyle alakalı maddelere baktığımızda bu ortaya çıkar. Keyfe burada mukaddem haber. Halü ise mübtedadır. Mübteda daima tek lafızdır. Haber birden fazla lafız olabilir. Cümle olabilir çünkü. Aranan cevap C şıkkı. 7. Bu kitabı tercüme edeceğim. Edeceğim yani diye okunur. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Tercemtu edeceğim değil ki ettim. Değil mi? Tercemtu, ketettu, yazdım. Yani geçmiş zaman. Burada ise ecek, acak olan e'de ceyim. Ettim değil. Edeceğim, göreceğim, bakacağım. Yani gelecek zaman. Burada bir mazi, burada bir muzari kullanmış. A şıkkı olması imkansız bu yüzden. Zaman tutmadı. B şıkkı. Seu tercüme. Evet, tercüme edeceğim. Bu uygundur. Çünkü sin var. Sin gelecek zamana delalet ediyor.
muzariye dahil olduğu esnada se'u tercüme edeceğim. Neyi? Hader kitabı, şu kitabı, bu kitabı. Mana uyumludur. Se'e tercime. Bu zaten uygun değil. Tercime. Yani se'e tercime nedir? Ben tam olarak anlayamadım. Tercime. Kerim. Tercime. Tercime. Bu yazım yanlış olsa gerek. Tam şu an çıkartamadım değilim. Ama muzari değil. Muzari ise neden fiil merfu bitmemiş diye soru sorulabilir. Dolayısıyla burada problem var. Açık. D şıkkı len asla demektir. Asla u tercüme etmeyin. Bakın. U tercüme şu an oldu. Mimin burada fetal olması normal. Çünkü len nasbeder. Oysa C şıkkında mimi nasbeden bir şey yok. Yazın problem değil. D şıkkında len u tercüme asla tercüme etmeyeceği. Hader kitabı şu kitabı. U tercüme edeceğim ama burada mimi fethalayan ne var? Bu da yazımla alakalı bir problem var. Aranan şık dolayısıyla ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Peki dördüncü soruya bakalım. T zam temezmeza. Az da okuyamadım. Temezmeza fiillerinin T aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Burada ne var? T'nin T mezmaza. İki tane mim var. Fark ediyorsunuz. İki tane de bat var. Ben bu tarz fiilleri kesinlikle anlattım. Hatta bu konuyla alakalı internette pek de bir şey yok demiştim. Kitaplarda pek geçmez. Bulması zordur. Bana artık Arap sitelerinden, Arap kütüphanelerinden indirdiğimiz kitaplardan yaptığımız çalışmalarla biz bunu sizlerle paylaştık. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi ne var burada? Rubai'nin mizid humasi mazi diyor. Burada ben aradığım ayrıntıyı vermemiş gerçi. Onu da söyleyeyim. Ben anlattım şöyle şöyle. Deminden beri anlatıyorum. Çok büyük olay başarmış gibi ama anlattığım şeyi burada vermemiş zaten. Bu ayrıntılı bir soru değilmiş bu. Dolayısıyla basit bir soruymuş diyebilirim. Evet. A şıkkı sülasinin, sülasi diyor. Sülasi 3 harfli demektir. Mezid-i humasi. 3'ten 5'e çıkmış. 2 harf eklenmiştir. Diyor, mazidir diyor. Aslı 3 harfli ama humasi olmuş. 2 harf eklenmiştir. Diyor. Humasi 5'li demek. Sülasi 3'lü demek. Sülasinin mezidi yani 3 harflinin eklenmiş hali. Ne kadar eklenmiş? Sonuç olarak humasi olmuştur. Sonuç olarak 5 harflidir. Evet burada 1, 2, 3, 4, 5 harf var ama bu sülasiden elde edilmiş bir şey değil. Mezmaza fiilin aslı. Yani mazmaza yapmak. Mazmaza ve istinşak. Mazmaza ağza su alıp çalkalamak. İstinşak buruna su alıp çalkalamak. Hani fıkıh dilinde kullanıyoruz. Kemen aslı mazmaza yani mezmaza tam telaffuz. Dolayısıyla fiilin aslı sülasi değildir. Mezmaza da 4 harf vardır. Kendisine T eklenmiştir. Dolayısıyla rubaiden rubai fiil olacak. Rubai mizit. Evet. Humasi olmuştur. Çünkü bir harf eklenmiştir. Mezmazaya T eklenmiştir. Fiil mazidir. Doğru. Sülasi asla değil yani. Sülasi ne demek? Burada iki harfi silmen lazım. Mesela geriye ne kaldı? Zamza. Veya işte nedir? Buradaki mimin silinmesi lazım. Mezza. Veya datın biri mi silinecek? Mezme. Yani üç harfli olmadığını bir açıkça söyleyeyim. Bunu bilmeniz de zor değil. Hani mazmazal istinşak kavramdan, fıkıhtan duyduğunuzu varsayıyorum. Dolayısıyla maza derinde 4 tane harf zikretmiş olursun ki rubay 4'ü demektir. Ona bir harf eklendi. Humasi oldu. Fiil mazidir. Mezmaza, temezmaza. Tamam anlaşıldığını tahmin ediyorum şu an itibariyle. Aranan şık B şıkkıymış. Bapla alakalı. Mezit fiilleri. Yine uzunca anlattığımız konulardan birisiydi. 8. Es-sibyanu kadimu mut'abine cümlesinde altı çizili fiilin eş anlamlısı ecver fiil hangisidir? Şimdi sibyan, sabiyyun sibyan. Kadimun nedir? Kadime geldi. Kadimu geldiler. Gelmek yani gelme fiili. Şimdi şıklardan gelme fiilini bulacaksın ve o fiil ecvef olacak. Ecvef neydi? Ecvef ortası boş. Orta harfi boş olacak. Bu da hangisidir? Ca, e, ca, a, ca, u'dur.
C şıkkıdır. Ca-e geldi. Hem ca-e nedir? Ecveftir. Mesela etev var. Etev de yani gelmek manasında ama eta'dır aslı. Eta ecve fiil değil ki. Öyle bir durum var. Vesala, vesala, vesalu, yani vesale ulaşmak, gelmek diye birisi ama yine ecvef değildir. Yine hazıra veya hazara diyelim. Hazara, hazara, hazaru yine gelmek demek. Ama ecvef değil. Eşlik, haracu, çıkmak, yani çıktı geldi, çıka geldi diye belki cümlede kullanırsın. Ama yine ecvef değil. Yani burada hiçbirinin manasını bilmesek bile ecvef fiil demiş. Ben mana bilmiyorum. Kadimunun manasını bilmem. Buradaki şıklardan hiçbirinin manasını bilmem. Eyvah, sınavdayım, ne yapacağım? Manayı boş ver. Burada ecve fiil demiş zaten. Aslında altı çizdiği kelimenin eş anlamlısı hikaye. Burada sorulan şey ecve fiil hangisidir? Gerisi önemli değil. Çünkü ecve bir tane var. Birden fazla olsaydı o zaman eş anlamlısı da olması gerekecekti. Buna dikkate almam gerekiyor. Ama zaten bir tane ecve var. Orada nedir? Ca e, ca a, ca u. 9. El merza yenamun el an cümlesindeki muzari fiilin yerine aşağıdaki mazi fiillerden hangisi gelebilir? Muzari fiil hangisi? Yenamune. Muzarat harflerinden ye almıştır. Ce müzekkerdir değil mi? Vav'ını almıştır. Merfu olarak yazılmıştır. Mazi fiillerden hangisi gelebilir diyor. Nama o ikisi uyudu. Namu onlar uyudu. Namu cemidir. Yenamu cemidir. Cemi müzekkeri gaip. Cemi müzekkeri gaip. Kalıp tutuyor. B şıkkında. A'da tesniye var. C'de müsvet var. Nami uyudu. Nimne. O kadınlar uyudu. Nameta. Nedir yine? Nameta. Tesniyedir bir defa. Aynı zamanda müennestir. Burada tesniye değil, müennes değil. Yani baktığında buranın yenamunun özelliği nedir? Cemidir. Değil mi? Cemi hangisinde var? Sadece B şıkkında var. Müzekerdir. Cemi ve müzekker olan sadece B şıkkı. Bu yüzden B şıkkı yani. El merza uyudu yenamuna onlar. El merza hasta yani. Hastalar yenamun uyudu el an şu anda. Nama o ikisi. Biz hastalar dedik. O iki hasta demedik ki. 12. El etfalü boşluk. El estigade devam eden cümle. Boşluğu aşağıdaki nakıs fiillerden. Bak nakıs oldu. Ne diyor? En uygununu arıyorum ben. Şimdi nakısını boş verdim. En uygun şekilde hangisi tamamlar? Yani nakıs birden fazla olabilir. Ben öncelikle nakıs fiil ararım. Ha, varsa bir sürü, birden fazla varsa ondan sonra en uygununa geçeceğim. Soruda iki tane şart var. Bu soruyu düzgün okuyabilmek gerekiyor. Az önceki soru da öyleydi. Nakıs fiillerden en uygun şeklinde. Legu, şimdi el etfal. Peki neye göre ettim buraya kelimesi için? El etfal, diflun, diflan, etfal. Tıfıl, müfrettir. Tıfıl, Türkçe'de kullanılır. Tıfıl, çocuk. Tıflan iki tane çocuk. Etfal çocuklar. Çoğul yani. Cemidir. Madem cemi, ben nasıl cemi? Tıflun müsret baktığında müzekker. Ne yapacağım ben de? Yani buraya uygun olması için cemi bir kelime bulacağım. Çünkü el etfal cemidir. Değil mi? Ben buradan yola çıkarım. Cemi aradığımda, cemi ve müzekker, diflun, müsret, yani müsredine bakıyorum. Müsredi müzekker bunun. Müsredi müennes değil. Müzekkerdir. Dolayısıyla müzekker ve cemi bir kelime arıyorum. O da nerede var? Sadece A şıkkında. Hem cemidir hem müzekkerdir. Başka yok burada. Legina, biz karşıladık demek. Karşılaştık demek. Legiye, müsret. Legine, kadınlardan bahsediyor. Legina. Legina, iki tane var. B şıkkında legina. E şıkkında da legina. Ben yanlış görmediğimi düşünüyorum şu anda. Evet. Öyle bir durum var. Dediğim gibi cemi ve müzekker olan sadece A şıkkıdır. Bu yüzden A şıkkı seçildi. Hepsi de aynı kökten zaten. Lepiye. Hepsi nakıs. Bu durumda en uygununu arayacaksın. Neye göre uygun? Mana tutacak yani. Çocuklardan bahsediyor. Kalıp tutacak. Mana tutması. Manayı bilmesen bile kalıbı tuttur.
Sağdaki kelimenin özelliğini taşısın solda. Çünkü elet faalü müsrettir. Buraya da haber getireceksin. Elet faalü çocuklar nedir? Legu. Lekiye onun fiili. Buradaki vav da faili. Fiil, fail, birlikte. Bir fiil cümlesi olup haberdir. Yani haber burada ne? Fiil cümlesi. Bu yüzden cemiye uyumu aradım. Devam edeyim. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıla cümlesi isim cümlesidir? Sıla cümlesi için bize ne lazım? İsim mevsul lazım. Mesela ellevi. Ellevi isim mevsuldür. Ardından zurna geliyor. Zurna. Zurna hani zurna biz ziyaret ettik. Zurna, ketebna, nasarna, fetahna, mazi, nefse, mütekellim, mali, değil mi? Dolayısıyla fiildir. Fiil cümlesi başlıyor. Bakın. Ellezî yet'abû. Yet'abû, ta'ibe, yet'abû. Ellezî'den sonra fiil gelmiş. Yine fiil muzari gelmiş bu defa. C şıkkı ellezî nekra'û. Yine fiil gelmiş. D şıkkı ellezîne hulûguhum. Hulûguhum. Onların ahlakı nedir? Hasenun. Güzeldir. Dolayısıyla ellezîne de sonra huluk gelmiş yani. Ne demek bu? Fiil değil ki isim gelmiş ellediğine de sonra. Yani isim cümlesi var ardından. Huluguhum. Mübtedadır. Huluk mübteda. Hum burada mecruru. Hasen ise haberdir. Dolayısıyla burada sıla cümlesi isim cümlesidir. Sıla cümlesini nasıl tespit ettim? Evvela isim mevsulleri tespit ettim. Ardından fiille mi cümle başladı? İsimle mi başladı? Hani fiille başlayan fiil cümlesi, isimle başlayan isim cümlesi gibi. Klasik bir metot uyguladım. 13. Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki isim mevsullerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Nasıl yapabiliriz? Mesela e'arefe ya'rifu e'arifu. Ben tanıyorum, biliyorum. Kimi? Men o kimseyi ki ketebe yazdı. Hı o kişi. Hadel makale. Şu makale yazdı. Makaleyi yazan kişiyi tanıyorum. Ya a'rifu ben tanıyorum ellezine o kimseleri ki ketebe yazdı. Buradaki olay ne? Bu defa sağ taraftan değil sol taraftan yararlanacağız. Sol taraftaki kelimenin özelliğine uygun bir şey yapmam lazım. Ketebe. Müsret, müzekker, üçüncü şans. Ellezine cemidir, müsret değildir. B şıkkı elleti müsrettir ama müennestir. Ketebe ise müzekkerdir. C şıkkı elledane tesniye. D şıkkı ellediğine cimi. E şıkkı men. O kimse ki. O kişi ki müfred. Yani demek nereden işi tespit ettik? E şıkkı doğru nereden tespit ettik? Noktalı yerin sol tarafına uyum sağladık bu defa. Bu şekilde bir işlem yapmış olduk. Uyum gerekiyor. Men o kimse ki ketebe yazdı hıyo. Men burada müpteda olur. Ketebe hüve gizli zamir hüve faildir. Ketebe hüve birlikte fiil cümlesi olup haberdir. Neyin haberi? Men müptelasının haberi. Bununla beraber a'rifu fiil ene fail. Ben bilirim. Ben tanırım. Neyi? Kimi? Men ketebe hadel mekal. Olduğu gibi burası sa'dun meserler mef'ul. Mef'ul yerine geçen bir cümle. Çünkü bildiğim şey bu. Anlaşıldı sanırım. Neden ben? Sol tarafta kelimeden yararlanarak buna kararı verdim. Mübteda haber uyumu da diyebilirsin. 11. İstekbeltu fil matar. Devam eden yer. Noktalı yeri en uygun şekilde hangi yöntemle tamamlarsın? Yine noktalı yerin sol tarafından yararlanacağız. Elledeyni. Tesniye isimden su. Elledeyni, elleteyni değil. Dikkat et, müzekker yani. Tesniye müzekker. Bana da tesniye müzekker bir kelime lazım. Ona göre seçeceğim bunu. Nerede var mesela? A şıkkı yine o yeterli değil şu da var. Ellezeyni ne halindedir? Cer halinde. Cer halinde olacak seçeceğim kelime. Bu aynı zamanda isim mevsullerin irabıyla alakalı, isimlerde irabla alakalı, sıfat mevsufla alakalı öyle bir durum da var. İsimlerde irab ve isim mevsul konusu. Şimdi ellezeyni hem tesniyedir, hem müzekkerdir, hem de cer halindedir. Öyleyse bana tesniye, cer ve müzekker halinde bir kelime şuraya bulman lazım. A şıkkı sadikani tesniyedir, müzekkerdir ama cer halinde değil. Nun'un sağında elif var çünkü. Bu onun raf halinde olduğunu gösteriyor. B şıkkı es-sadik, müsrettir. C şıkkı es-sadikaini, aranan kelime.
Aranan kelime C şıkkındadır. Mesela D şıkkı olmaz. Elastika cimidir. E şıkkı olmaz. Estadiga teyni müennestir. O yüzden olmaz. 14. Aşağıdaki sıra cümlelerin hangisinde ait zamirinin kullanımı yanlıştır? Müzekkerlik, müenneslik veya müfettesinin cimi uyumu bakımından bir problem olduğunu ifade ediyor tahminince. Şimdi soruya baktığımızda göreceğiz. Ben de sorulara daha önce bakmadım. Şu an bakıyorum. A şıkkı inna Allah'a şüphesiz ki Allah yef'alu yapar hüve o Allah neyi ma o şey ki yuriduhu onu diliyor yuridu diliyor hüve Allahu onu yani dilediğini yapar. Mesela hu yerine ha olsa sağ tarafta müennes yok ki niye ha yaptın veya huma olsa sağ tarafta tesniye yok ki böyle bir durum var. Bunlardan yola çıkıyoruz yani. B şıkkı şeritu ben içtim şeribi fiil tu fail ne içtim eşya çay içtim elli de öyle çay ki ahzarte sen hazırladın hu onu o çayı eşyayı yani bu da buradaki hu da problem yok. Sıla cümlesindeki ayetlerden bahsediyoruz yani ma'dan sonraki zamir ma burada isim mevsul yerine gelen yürüyüldü onun sıla cümlesi elli de isim mevsul ahzarat ahzartehu onun sıla cümlesi. C şıkkına geldik. Kara et okudu. Yani belki düşünüyor şu an bazı arkadaşlar. Neden kara tu değil? Kara tu ben okudum. Kimi? Fatıma'ya. Fatma'yı okudum olurdu. Kara ti olsa sen okudun. Kimi okudun? Fatıma'ya. Fatma'yı okudun. Ne değil yani. Ne yapacaksın? Kara et okudu. Kim? Fatıma tu. Fatma okudu. Faildi. Fatıma tu. Fatıma tun değil. Tek ötle temin veremezsin. Fatma kelimesi gayri munsariftir çünkü. Neden gayri munsarif? Bir, alemdir. Yani özel isimdir. İki, müennestir. Peki Fatma okudu. Neyi okudu? El kütübe kitapları okudu. Kütübe, baya fetha verdi çünkü mefuldür. Kitapları okudu. Elleti, öyle kitaplar ki niye elli değil? Çünkü kütüb gayri akıl bir cemidir ve müennes hükmündedir. Bu yüzden müennes olan bir kelime ve aynı zamanda müfret olan bir kelime tercih ediliyor. Çünkü gayri akıl cemiler müfret ve müennes hükmündedir. Ona göre bir kelime getirmen gerekir. Elleti o kitaplar ki iştarayte sen satın aldın hu onu. Veya ne yapabilirsin? İştarayti sen satın aldın ey Fatma. T de olur T de olur. İştarayte sen satın aldın ey Ali. Ey işte Hamza. Ya ti sen satın aldın ey Fatma kimi kastediyorsun fark etmez konu zaten zamir değil konu zamir de yani buradaki zamir değil ait olan zamir o da nedir hu zamir hu burada hatalı oldu neden iştarayte sen satın aldın neyi hu o kitapları şimdi kitap ne dedik burada kitaplar müfret ve müennes hükmündedir dedik değil mi elleti o yüzden tercih edildi ama hu'ya bakıyorum hu müfrettir ama müennes değil doğru şık nedir aslında iştarayte ha demesi gerekirdi. Ha diyecekti ki uyum olsun. Oysa hu demiş. Bu bir problemdir. Neden problem? Tekrar edelim. Kitabın kütüb nedir? Cem-i mükesserdir. Gayri akıldır. Akılsız varlığın çoğuludur. Kitaplarda akıl yoktur. Bu durumda bu tür kelimeler nedir? Müsvet müennes hükmündedir. Bu yüzden elleti tercih edilmiş. Mesela ellevi değil, ellevine değil. Müzekker değil, cemi değil, müfret ve müennes tercih edilmiş. Aynı şekilde ona işaret eden, ona uyumlu olan, ona ait olan, dönen, raci olan zamirin de müfret müennes olması gerekiyor. Çünkü iştirak sen satın aldın. Neyi? Hu, onu hangi onu? Yani o kitapları. İyi de kitaplar ne hükmünde? Müfret müennes. Zamiri de ona göre yapmak lazım. D şıkkı serra sevindirdi ni beni ne ma o şey ki faale yaptı hu onun kim et talibi öğrenci. Öğrencinin yaptığı şey beni sevindirdi. Kabelt el mühendisine kabele fi tufa el mühendisine mef'ul ellezine ya'melune fi şirketi problem yok tamamdır geçtik. 15 boşluk bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? El lugatu, lugat kelimesi, el fusha, ta'lim. Bununla alakalı bir şey yapmalıyız. Bu da ne olur? Şimdi evvela el lugat kelimesi üzerine birazcık durmak gerekebilir.
Burada mana üzerinde durabiliriz. El lugat, lugat. El lugatul fusha en fasih dil. Nerede kullanılır? Ta'limi. Eğitim öğretimde. Eğitimde kullanılır. En fasih dil. Okula gittiğinde kelime kelime hoca sana anlatır. Şöyledir, böyledir gibi. Sokağa çıkarsın, sokakta bakmasın. Hiç alakası olmayan söylemler var. Türk Dil Kurumu'nun bir paylaşımı vardı. Yani hesaplamışlar. Bir lise mezunu bir öğrenci arkadaştı mesela. Üniversiteyi de boş ver. Lise mezunu arkadaş. İlkokulu, işte ilk öğretimi, 12 yıl zorun eğitim falan filan derken sonuçta şu an hatırlamıyorum kaç saati de. İşte örnek veriyorum yani o nedir işte 500 saat mi 1000 saat mi toplamda Türkçe dersi görüyormuş. Hesaplamışlar bunu. Buna rağmen hala herkes yerine herkez z ile herkez diye bir kelime yazabiliyor yani. Herkez. Sokakta böyle bir dil var. Sokaktaki dil çok karmaşık. Karmaşık, aslı olmayan bir dil. Uydurulmuş, hurafe bir dil. Dil, en fasih dil eğitim öğretimde kullanmaktadır. Testa'mele, yesta'milu, testa'milu, tüsta'melu. Yani meçhul fiil olacak. Kullanılır. Manaya uydurmak için bunu söylüyorum. Bu da değişik olacak. Tüsta'melu, kullanılır. Meçhul fiil. Ne kullanılır? El lugatu, malum fail. Öyle lugat ki, el fusha en fasih, en düzgün. El fusha, el lugat kelimesinin sıfatı. Peki nerede kullanılır? Fit ta'lim, eğitimde kullanılır. Yestamiru desen mesela kullanır. Kim kullanıyor? El lugatu, dil kullanır. Yani dil kim ki bir şey kullanıyor? Böyle bir durum var. Ustu'mile kullanıldı olur gibi. Yustamiru kullanılıyor ama dikkat et. Yüstemelü müzekkerdir. El lügat ise müennestir. Uyum olmaz. Testa'milu kullanıyor kim? Yani ardından halk manasına gelen bir kelime olsun. Halk kullanıyor. Neyi kullanıyor? El lügate. Dili kullanıyor desen olacak. Ama burada öyle bir fail yok ki. Burada sen nail fail oluyor. 18. Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Vazaytu ben koydum bıraktım el kitabe kitabı mesela garbit davileti garp batısına mı garp şark half zaten olmaz geçi garbi de olmaz yani manayı boş ver şu an için garbi seni kim ceretti hayırdır bağda neden esra var el kitap muzaf olamaz elif lamlıdır. Halfu seni raf eden ne? El kitap kelimesi raf değil ki. Emami cereden ne? Olamaz. Burada fevka ile beyin ikisinden biri olmak zorunda. Fevkat davileti tavlanın üzerine kitabı bıraktım. Beynet davileti tavlanın arasına kitabı bıraktım. Üstüne bıraktım. Burası bir tercih noktası yani. Beyne desem ne olur? Beyne. Arasına koydum. Önüne koydum. Fevka tercih edilir. Genelde tavlanın üzerine bir şey bırakılır. Öyle bir durum var. A şıkkı. Diğerler asla değil. 16 cümlesi meçhul forma çevrildiğinde naib-i fail aşağıdakilerden hangisi olur? Naib-i fail yapacaksan mef'ulden yapmak zorundasın. Meçhule nasıl çevirirsin? Evvela faili sileceksin. Mef'ulden naib-i fail yapacaksın. Tekrar edelim. Malum bir cümle meçhule nasıl çevrilir? Birinci işlem faili sil. İkinci işlem mef'ulü merfu olarak yaz. İş bitti. Yoluna devam et. Peki a'dat verdi kim el müdiratu müdire? Kime? Et talibet öğrenciye ne verdi? Caizeten belge verdi. Artık ödül verdi. Ne verdiyse bir şey vermiş. İstersen elma verdi de. Konu o değil. Şimdi a'dat fiil. Fail hangisi? El müdiratu. Tamam, müdireyi sil. Et-dalibete mef'ul. Et-dalibeteyi naib-i faal yapacağım ben. Nasıl yaparım? Merfu yapacağım. Kısacası failin merfuluk alametini hop mef'ule verdim. Faili de sildim. Bitti. A'dat et-dalibetu caizeten. Bitmiştir. B şıkkı yani. 19. Semma el-validu el-vale salihen. Semma isim verdi. El-validu anne, baba, valid, valide, valid baba verdi. İsim verdi. Kim elbere de çocuğa ne ismini vermiş? Salihen Salih ismini verdi.
cümlesinin altı çizili kelimenin merfu olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı marifi olması. Bu kadar atmasyon olabilir mi? Olamaz. Merfu olma nedeni. B şıkkı naibu fail. Naibu fail olamaz. Sen mavi, sen mi? Tesmiye. Sen ma nedir? Kere yani isim verdi diyor. İsim verildi demiyorum ki. Malum fiil. Malum fayda olamaz. C şıkkı haber diyor. Haber olması için müptela lazım. Burası fiil cümlesi bir kere. Müptela haberi ne işi var? B şıkkı müptela olması, haber olması. Bunlar yok. Bunları geç. İsim cümlesi değil. E şıkkı fail olması doğrudur. Sen ma fiil. El validu faildir. El velede. Birinci meful. Salihen ikinci meful. 17 harfi cer gruplarından hangisi mef'ul fiillerin başında olduğunda daha çok zarfiyet anlamında kullanılır? Muzmuz hatta zarfla bir alakası yoktur. B şıkkı fi özellikle fi nedir? Zarftır. Li de mef'ul fiillerde tabii hepsi bunlardır. Ayrı mesele de genel olarak hepsi bunlardır. Aralan şık B'dir. Zarf için kesinlikle fi kullanılır. E şıkkında bir de fi koymuşlar. Orada lealle var, ala var. Bunların zarfla bir alakası zaten yoktur. Diğer şıklardaki harf cerlerin de bir alakası yoktur. Özellikle ba fi manasında çok defa kullanılmıştır. B şıkkı aranan şık. Bu bir bilgi sorusuydu. 20 aşağı yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve tam bir cümle oluşturulmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yani bunları nasıl sıralarsın? Testten başlayalım. İttecehet yöneldi. Es-seyyarat otomobil nahvel yemine sağ tarafa doğru. Fiil cümlesi yaptım. Bakın ittehece fiildir. Es-seyyar faildir. Nahve mef'ul ve muzaftır. Bitti. D şıkkı ittecehet es-seyyaratu el-yemine nahve. Yani doğru bir tabir değil. Nahvel yemin sağ tarafa sağ yöne. Nahve burada yön manası. Nahiv ilmi değil mi? Nahiv yön manasına gelir. Gibi manasına da gelir. Farklı farklı manaları var. Diğeri uyumlu değildir. İttece el yemin. Sağ taraf yöneldi. Sağ taraf nasıl yönelir? Hayırdır? B şık ittece yeminun. El yemin de değil. Burada el yemindi. Bayağı bir değiştirmiş. Es-seyyarat otomobil ittece. Bak şöyle bir şey var. Es-seyyarat otomobil müptedadır. İttecehet yöneldi. Hiye otomobil ne tarafa? Neden merfu? Nahvul yemin. Sağ tarafa oldu. Bu da uyumlu bir tabir olmadı. Aranan şık sonuç olarak E'dir. Atladığımız var mı? Yok. Tamam. Buraya kadarmış. Attık. Başarılar.